Aracımız 2015 model Hyundai i20 1.2 motor. Müşterimiz Yalova'dan geldi. Araç 222 bin kilometrede. Müşterimizin başlıca istekleri ve şikayetleri: frenler sert, el freni tutmuyor, debriyaj çok sert, 120'den sonra titreme, alt takım kontrolü istemiş, yağ bakımı istemiş, genel kontrol ve trigger kontrol edilsin demiş. İşlemlerimize başlıyoruz. i20 aracımızda test sürüşüne çıkıyoruz. Öncelikle aracımızı inceleyeceğiz, şikayetlerine bakacağız. Emniyet kemerinizi evet, alıyoruz. Evet, önce güvenlik için emniyet kemerimizi de. Kamu spotu. Müşterimiz de Fenerbahçeliymiş. El freni tutmuyor, debriyaj çok sert. 120'den sonra titreme, trigger kontrol, alt takım genel kontrol olarak müşterimiz şikayetlerini belirtmiş. Şimdi bakalım biz neler tespit edeceğiz. Test sürüşümüze başladık. Bazı test sürüşlerinde abi çukur bırakmadınız diyormuş izleyenler ama 120 söyle. 120'ye titreme. Aynen. Test sürüşlerinin amacı bu zaten arkadaşlar. Çukura gireceğiz ki sesi bulacağız. Bak ya da bir arabaya çarpacağız. Ya ben ver. Bakacağız. Sen onu kontrol et. Yok bir şey. Alt takımda bir şey yok dedi ustamız. Fren sert, el freni tutmuyor. Debriyaj çok sert. Ama tekerlek bir tane yamuk. Tekerlek yamuk. Neden? Bu taraf. Sol. Sol tekerlek yamuk. Sol ön tekerleğin yamuk olduğunu söyledi. Tabi işletmemize gittiğimizde daha net göreceğiz, evet. Göstereceğiz. Lifte kaldırdıktan sonra aracımızı, test sürüşümüz devam ediyor. Evet. Aracın frenlerinde bir şey yok. Yani freni komple dibine kadar bastığımızda zaten ABS devreye giriyor. Müşterimiz de daha öncesinde ABS'siz bir araç kullandıysa o şekilde zannetmiş de olabilir. Biz de şu an bir enteresan durum görmedik. Tabii ki yine balatalarına falan bakacağız. Şimdi 120 km hızda araç neden titriyormuş? Bunu inceleyeceğiz. Sağda bilye ses var. Bilye sağ önde ses var. Evet. Bak. Başka yok ya mesela. Fren nerede? 120. Ses, öyle titreme var, az. Titreme var, az var ama. Frene basınca değil evet, mi? Fren disk balata. Evet. Tamam. Fren bas, bak. Direksiyon titriyor. Ama ABS var. Titremeye disk balata mı dedik şimdi? Çekiş güzel. Çekiş güzel arabadaki. Derin. Fren güzel. Fren de güzel. Nerede gideyim? ABS'de devreye giriyor. Peki titreme kontrol edelim. Disk balataya bir bakalım. Evet. Ne demiş bu? Debriyaj çok sert demiş. Yok bir şey. Yok bir şey. El freni tutmuyor. Allah Allah. Arabada her şey var, bir sıkıntı yok. Ya trigger'e bakacağız, yağ bakımı yapacağız. Klima bu arada güzel üflüyor. Evet. Üflemeseydi klima gazı basardık. Klima gazı da işletmemize mevcut. Bunu da belirtelim. Lastik basınç uyarısı demiş ama uyarı görmedim ben, herhangi bir uyarı yok. Allah Allah. Abi sen bunları nerede fark ettin de yazdın acaba? Sağ ol, sağ ol varım, sağ ol varım.
Şimdi işletmemize geçiyoruz. Aracımızla işletmemize giriş yapıyoruz. Şimdi aracımızı lifte kaldırıyoruz. Alt taraftan kontrollerimize başlayacağız. Ön tekerlek vidasına bakılacak. Baskı balata kontrolü yapılacak. Bakalım ustamız neler tespit edecek. Test sürüşümüzde zaten söylemiştik son durumlu aracın. Şimdi lifte kaldırıp yakından inceliyoruz. Ustamız şu anda sağ ön tekerleği kontrol ediyor. Yamukluk var mı? Boşluk var mı? Sol tarafa geçti. Var mı usta bir sıkıntı? İki tekerlekte de bir problem yok. Ustamız kontrol etti, bir sıkıntıya rastlamadı. Tekerlekler sağlam. Tekerleklerde sorun yok ancak arkadaşlar disk ve balatamız iki tarafında değişecek dedi ustamız. Sağ ve sol disk balata değişecek. Daha önce bu tekerden buradan bir darbe yemiş. Arka torsiyonu kırılmış. Kaynak yapılmış. Kaynak tam yerinde olmamışsa 120'den sonra titremeye başlatır bu arabayı. Yani ne yapılması gerekiyor? Pilot balansa girmesi lazım araç. Rot balans ayarı. Yani rot balans kontrol. Yamuk bu sıkıntı. Ama rot balansı bir şufe. Sol tekerlek bilyamız da değişecek. Evet, ultunun kaynağı sol teker bilyası. Bunu fark ettik. Zaten arka taraftaki muhabbeti gördünüz. Titremesinin sebebi de o. Artık oraya nasıl bir işlem yaptılar belli değil. Şimdi muhafızayı sökeceğiz. Karter muhafızasını. Buradan yağ kaçağı, su kaçağı var mı? Önümüzde ne varsa görmüş olacağız. İşlemlerimiz devam ediyor. Hyundai aracımızın işlemlerine başlıyoruz. Öncelikle sağ tekerleğimizi söküyoruz. Jonlarımız çıkacak. Sonrasında tekerleğimiz çıkacak. Yusuf usta işlemlere başladı. Çıkıyor. Sağ tekerleğimizi çıkardık. Şimdi disk ve balatamızı değiştireceğiz sağ tarafın. Sağ tekerleğin orada bulunan disk ve balatamız değişecek. Balatamızı diskten ayırıyoruz. Evet. Şimdi diskimizden başlayacağız öncelikle. Diskimizi yerinden çıkartıyoruz. Evet, diskimiz çıktı. Eski diskimizin son görüntüsü bu şekilde. Evet, diski yeni takacağız. Şimdi balatalarımızı çıkartıyoruz. Hemen balatalarımız da çıktı. Eski balatalarımızı da çıkardık. Yenileriyle değiştireceğiz. Şimdi sol tekerleğimizi sökeceğiz. Yeni disk ve balataları bekleyene kadar sol tarafı da sökelim dedik. Çünkü sol da değişecek. Bijonlarımız çıkıyor. Sol ön tekerlek balatalarımızı da diskten ayıracağız. Sol tarafı da ayırdık. Şimdi diskimizi çıkartacağız. Bayağı sert sıkı olduğu için çekişle vuruyoruz ki biraz yumuşasın. Tornavidayla daha rahat çevirelim diye. Diskimizi çıkartıyoruz. Evet, sol diskimiz de çıkmış oldu. Sol balatalarımızı da çıkartıyoruz. Onlar da değişecek. Şimdi sol tekerlek bilyamızı sökeceğiz. Fren hortumuz zarar görmesin diye kırılmaz. Şimdi bunun ağırlığı buna zarar verecek. O yüzden her zaman aslında bu şekilde çalışmak lazım. Bunu bir yere sabitlemek lazım. Tabii bazen unutuyorlar iş acelesinden. Çoğu kişi unutuyor da en güvenlisi böyle. Şuraya zarar vermesin. Fren hortumu çünkü bu. Aks somunumuzu çıkartıyoruz. Somunumuz çıkmadı. Oksijenle ısıtıyoruz. Bu şekilde çıkartacağız. Somunu bir türlü çıkaramadık. Şimdi balyozla deniyoruz. Çevir. Yarım saattir, bir saattir uğraşıyoruz. Her yolu denedik. Evet. 3 kişi var. 3 kişi. Bir yandan direksiyon sürüm, bir yandan balyoz falan filan. Adamlar bak görüyor musun? Uf diyor bile. Ne çıkmamış ya? Hain ya. Sarmış artık. Çıkınca görürüz. Ya kaldırıyorum şunu abi. Kaldır üstü abi. Aracı tekrardan kaldırıyoruz. Tekerleğimizi yeniden çıkartıyoruz. Omunumuz çıktı nihayet. Zor oldu, güç oldu ama oldu. İşlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Nihayet çıkardık. Şimdi bilyamızı sökeceğiz. Tabii pres de sökeceğiz. Yani pres de çıkartacağız. Yenisini de aynı şekilde presin yardımıyla takacağız. Şimdi bilyamızı preste çıkartıyoruz. Şimdi sekmanımızı çıkartacağız. Gördüğünüz gibi içinde parlayan şey arkadaşlar, değiştireceğimiz bilya dediğimiz. Tekrardan presle bilyamızı çıkartıyoruz. Bilyamız çıktı. Bilyeler de yenik. Bilyamızın son görüntüsü bu şekilde. Anahtarı kötü. Yeni disklerimiz geldi. İşte eskisi ve yenisi arkadaşlar. Sol taraftaki eskisi, sağ taraftaki yenisi. Zaten görüntüden de belli olduğu üzere. Evet, şimdi yeni bilyamızı takacağız ama öncelikle disklerimizi takacak sanırım ustamız. Yeni bilyamız geldi. Montajımı sağlayacağız. 12 Haziran Pazartesi günü mesaimiz sona erdi. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Haziran Salı günü sabahından herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Şavrol aracımız var. İkinci vitese zor geçiyor. Hatta geçmiyormuş. Ustalarımız işlemlere başladılar aracımızda. Hyundai aracımızın beklediğimiz bilyası ve diskleri geldi. Yeni bilyamızı öncelikle takıyoruz. Yeni disklerimiz de geldi. Eski diskimiz ve yeni diskimiz. Birazdan disklerimizin de montajını yapacağız. Yeni bilyamızı taktık. Şimdi montajını yapacağız aracımıza. Bilyamızı yeniden oturtuyoruz yuvaya. Cıvatalarını da sıkıyoruz. Yeni sağ diskimizi taktık. Yeni sol diskimizi de takıyoruz. Yeni balatalarımız, montajını yapacağız şimdi. Yeni balatalarımız takılıyor. Sol balatalarımız takıldı. Sol tekerleğimizi yeniden taktık. Bijonlarımızı sıkacağız. Yeni sağ balatalarımızı da taktık. Sağ tekerleğimizi de yeniden takıyoruz. Aracımıza son olarak marş yaptık. Sesi bu şekilde. Zaten beğendin mi gerçekten? Beğendim, güzel güzel, maşallah. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Test sürüşünü yapmak üzere işletmemizden ayrıldık. Test sürüşümüz başladı. Dün bilyada ses vardı arkadaşlar. Bakalım şu an var mı bilyada ses? Ustamız onu kontrol ediyor. Duyabildin mi bir şeyler? Herhangi bir ses yok dedi ustamız. Disklerimiz, balatalarımız da değişmişti. Bilyamızı da değiştirdik. Herhangi bir ses yok. Disk balata
denemesi için müsait bir yolda hız denemesi yapacağız, bakacağız diyor. Balatalarımızı değiştirdik. Diskimiz de değişti iki tarafında. Şimdi hız yapacağız ve deneyeceğiz. Son durum nasıl? Ustamız şu anda başladı. Eski titreme var, şimdi yok. Eskiden titreme vardı, şimdi yok dedi ustamız. Titreme gitmiş. Ses var, yok. Uğultu vardı. Bilya değişti. Bilya'da uğultu vardı, değiştiği bak, için o da yok diyor. Bak. Evet, aynen öyle. Bilya'daki ses de gitmiş. Başka bir problem var mı usta? Yok. Bir problem yok. Gayet iyi. İşletmemize geri dönüyoruz. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Aracımızı tekrardan işletmemize aldık. Trigger'i kontrol ettik. Zincirli. Müşterimiz trigger kayışının değişmesini talep etmiş ama biz aracımızı incelediğimizde zincirli olduğunu gördük. Ve ustalarımız kontrollerini yaptılar. Şu anda değişmesine gerek yok dediler. Zaten zincirler uzun ömürlü olduğu için eski yağ filtremiz. Yağ filtremizi değiştirdik. Yeni yağ filtremizi de takıyoruz. Aracımızın yağ bakımı tamamlandı. Başka işlem var mı abi? Aracımızın yağ kartı da yazıldı. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracımızı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimiz bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.